hangisi divan şiirinin özelliklerinden değildir? Divan şiirinde parça güzelliğine önem verilir. Bu zor olanı tercih etmektir. Bir şiirdeki herhangi bir parça bir bütün, bütün gibi değerlendirilir, önemsenir. Parça güzelliği eserlerde hakimdir. Arız ölçüsüyle eserler kaleme alınmıştır. Söyleyiş güzelliği önemsenmiştir. Konudan çok söyleyişe önem verilmiştir. Ve kıtan alım biçimleri, birimleri kullanılmıştır. Şiir içeriğine göre adlandırılmaz. Şiirler genelde redifine göre adlandırılır. Şiirde başlık söz konusu değildir. Sorumuzun cevabı C'dir. Aşağıdakilerden hangisi bir divan şairinin tercihi olamaz? Divan şairleri sanatsallığa önem verdikleri için sembolik kelimelere manzum olarak kullanılan kelimelere manzum olarak kullanılan kelimelere yer vermişlerdir. Dolayısıyla yoğun mazmun kullanılmıştır. Soyut konular sıkça işlenmiştir. Çünkü divan edebiyatı yüksek zümreye hitap eden soyut bir edebiyattır. İslami terminolojiden yararlanılmıştır divan edebiyatında. Çünkü İslami terminoloji ve tasavvuf eğilim divan edebiyat sanatçıların çoğunda vardır. Arapça, Farsça, Türkçe'den den oluşan Osmanlıcayı tercih etmişlerdir şiirde. Fransız şiirinden herhangi bir şekilde etkilenmemiştir divan şiirinde. Divan şiiri zirvedir. Herhangi bir şeyden etkilenmez, etkiler. Dolayısıyla D seçeneği sorumuzun cevabıdır. Hangisi Nedim için söylenemez? Nedim, mahalleşme cereyanının temsilcisi olduğu için mahalli değerlere, yerel değerlere dönme amaçlı bir sanatçıdır. Bu nedenle hece ölçüsüyle şiirler söylemiştir. Günlük dilin söyleş özelliklerinden yararlanmıştır. Yine mahalleşme cereyanının tesiriyle mahalleşme akımının etkisinde olduğu İstanbul'un somut yaşamanın şiirlerinde yansıttığı belirtilmiştir bu sanatçının. Yeni mazmunları kullanan bir şair olması ise ne dem için atfedilemez? Sorunun cevabı B'dir. Yukarıdakilerden hangi ikisi divan ve tekke şairlerinin ortak özelliğidir? Divan ve tekke şairlerinde tek edebiyatı İslam etkili ortaya çıkan gelişen bir edebiyat olduğu için tasavvuf eğilim, dini duyarlılık ve aruz etkileşimi söz konusudur. Arap, Fars menşeili kullanımlar söz konusudur. Ayrıca halk edebiyatı kullanımları da söz konusudur tabi. Bu nedenle Tivan edebiyatı zaten Arap Fas menşeli bir edebiyat gelişimi gösterdiği için aruz ölçüsünün kullanılması yönüyle ikisi ortaktır diyebiliriz. Dinsel inançlar ilahi aşk, hoşgörü gibi konulara her ikisi de değindiği için beş nolu yargıda ortaktır diyebiliriz. Konu bütünlüğünün olması tek edebiyatın özgü bir durumdur. Divan edebiyatında yoktur. Edebiyat sanatlarının fazlaca yararlanılması divan edebiyatına özgüdür, tek edebiyatında yoktur. Yabancı dil kuralları ve kelimelerden birçok yararlanılması divan edebiyatına özgüdür, tek edebiyatında enderdir. 1-5 sorumuzun cevabıdır. Doğru cevap A'dır. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Kanuni Mersiyesi Baki tarafından yazılmıştır. Baki 16. yüzyıl divan şairimizdir ve eserini İstanbul Türkçesi ile yazmıştır. Eşleştirmemiz doğrudur. Teskiretü şüera Latifi tarafından yazılmıştır. Latifi de 16. yüzyıl divan sanatçısıdır. Teskiretü şüerada şairler hakkında bilgi verilmiştir ve biyografi türünde yazılmıştır. Doğru bir eşleştirmedir. Miratül Memalik Seydi Ali Reis tarafından yazılmıştır. Seydi Ali Reis bu eseri 16. yüzyılda kaleme almıştır. Seyhat name niteliği taşımaktadır ve sade nesre örnektir. Bu eşleştirmeler doğrudur. Sihamı kaza nefi tarafından yazılmıştır. Hiciv türünde bir eserdir ve nefi 17. yüzyıl divan şairimizdir. Hayrabat baki tarafından değil 17. yüzyıl divan şairi nabi tarafından yazılmıştır. Burada bir eşleştirme hatası yapılmıştır. Cevabımız E seçeneğidir. Aşağıdaki eserlerden hangisi farklı türde bir edebi metebi metindir denilmiş? Garipname Aşık Paşa'nın mesnevisidir. Leyla ve Mecnun Fuzuli'nin mesnevisidir. Cemşid Hurşit Ahmedi'nin mesnevisidir. Yusuf Zeliha ise Şeyh Tamzan'ın mesnevisidir. Şikayetname ise Fuzuli'nin edebi mektubudur. Dolayısıyla sorumuzun cevabı B seçeneğidir. Numaralanmış cümlelerin hangisinde verilen bilgi yanlıştır? Fuzuli şiirlerinde yalın işten bir söyleyiş tercih etmiş. Gazellerinde sade dil, halk zevkine yakın bir kullanım söz konusu edilmiştir. Dört nolu cümlemiz, sözün çağrışım gücüne yaslanarak Türkçe kelimelerin birden fazla manasını bir arada kullanmış. Şiirlerini kolayca söylemiş, şehrin mümten iznini uyandırmakla birlikte ustaca kullanmıştır. Şiirlerinde dilin muhsekesini yakalamıştır. Fuzuli önemli bir sanatçıdır. Üç nolu cümlemize gelelim. Ağırlık olarak İstanbul Türkçesinin özelliklerini yansıtmaktadır. Şiirlerinde denilmiş. Fuzuli eserlerinde Azeri Türkçesini kullanır. Farsça şiirleri de vardır. Dolayısıyla sorumuzun cevabı C'dir. Parçada boş bırakılan yere hangisi getirilir? E, mazmun sembolik kelimelere verilen karşılıktır. Manzum şiir demektir. İktibas alıntı yapmak demektir. Mahlas takma at kullanma demektir. Meftun beğenme demektir. Bağlanma demektir. Parçada Arap şiirindeki bir geleneğe uyarak şiirlerinde takmatlar kullanıldığı belirtilmiştir. Dolayısıyla takmat kullanma geleneğine mahlas diyoruz. Tapşırma geleneği aşık edebiyatındaydı. Burada mahlas geleneği vardır. Sorumuzun cevabı D'dir. Bu metin aşağıdakilerden hangisinin özelliklerini içermektedir? Savaş kahramanlık konularını din uğruna yapılan gazayı anlatmış olsaydı gazaname, elçilik görevi yapanların elçilik görevlere göre, görevi sırasında tuttukları notlar oluşturmuş olsaydı sefaretname, peygamberimizin hayatı, siyer, düğün gibi şenlikler surnameyi anlatacaktı. Parçada böyle bir kullanım olmadığını görmekteyiz. İlim okudum dünya için, ömrü geçirdim heva için. Tesbih ederim zebandan, dua okurum lisandan. Her ne amelüm ki safi sanam, Görürüm Cenabimden rüya karışmış her filmi ki halis bana bakaram tarafından heva gelişmiş. Yani öylesine bir anlatım olduğunu, tasavvuf bir eğilimle ortaya konulmuş, değerlendirmeler yapıldığını görmekteyiz. Bu süslü nesir anlatımını çağrıştırır. Sorumuzun cevabı E'dir. Divan şiiri geleneğiyle yazılmış yukarıdaki mısralar aşağıdakilerden hangisinin örnek olarak verilebilir? Tuğra çekmiş desti kudret kaşına, cefa takmış siyah perçem başına. Taze girmiş 13-14 yaşına, gül fidanım henüz bulmuş çağını, şirin esmer şimdi bulmuş çağını. Anlaşılır bir din, divan edebiyatına yakışmayan bir anlatım olduğunu görmekteyiz. Çünkü divan edebiyatında söylem çokça ağırdır. Sevgi hindi, divan edebiyatının son merhale, merhalesidir. Ağır bir dil, süslü sanatlı bir söylemi içerir. Tasavvuf dini duyarlılığı Allah ve Resulullah yoluna düşmeyi temsilen kullanılan bir kelime olarak alınabilir. Ağdalı nesir, düz yazı olmadığı için nesir değildir zaten. Nesir değerlendirmesi yapamayız. Hikemi şiir, öğretici şiir demektir. Burada öğretici vurgusu söz konusu edilmediği için hikemi şiir ifadesini de cevap olarak alamayız. Anlaşılması güç bir ifadeye yer verilmediği için basitçe bir söyleme rastladığımızdan Türkiye basit sorumuzun cevabıdır. Doğru cevap A'dır. Yukarıdaki eserlerden hangi ikisi hiciv özelliği taşımaz? Muhakemetül Lugateyn ve Mecalisün Nefais hiciv özelliği taşımayan eserlerdir. Muhakemetül Lugateyn Alişir Nevai'nin Farsça Türkçe karşılaştırmasını yaptığı eseridir. Mecalisün Nefais ise bir tezkiredir. Edebiyatımızdaki ilk tezkiredir. Dolayısıyla hiciv eleştiri özelliği taşımaz. Harname, şikayetname ve siham gaza ise tamamen hiciv üzerine kurulup temellendirilmiş eserlerdir. Sorumuzun cevabı 1-5 A seçeneğidir. Bu bilgilere dayanarak Haşre, Haşredek abı hayatı sühanı bakidür Andrupzinde zinde kılan Namus Süleyman Hanı. Baki'nin çiirinin ölümsüzlüğü Kanuni Sultan Süleyman'ın adının sonsuza kadar gündemde tutar. Beyti Kaside'nin yukarıdaki ...bölümlerden hangisine örnek verilebilir? Burada Sultan Süleyman'ın adının sonsuza kadar gündemde kalmasını sağlayan şeyin Baki'nin şiiri olduğu belirtilmiş. Yani burada Baki kendini övmekte. Yukarıda da bölümlerin açıklaması yapıldığını görmekteyiz. Fahriye'de şair sanatkarına bir üslupla kendini över denilmiş. Dolayısıyla şair burada kendini övdüğü için Fahriye bölümü canlandırılmıştır. Sorumuzun cevabı D'dir.